Bilgisayarınızda, işletim sistemiyle ilgili yazılımsal sorun olduğunda en hızlı çözümlerden birisi de sistem geri yükleme yapma olacaktır. Sistem geri yükleme yaptığınızda, belgeleriniz, kişisel dosyalarınız silinmez. Sadece sistem geri yükleme yaptığınız zaman ile güncel tarih arasında kurulmuş olan programlar ve Windows güncelleştirme yamaları geri alınır. Windows 11 işletim sisteminde, sistem geri yükleme noktası nasıl oluşturulur ve sistem geri yükleme nasıl yapılır bakalım. Burada anlatılan işlemler, Windows 10 içinde aynı şekilde yapılmaktadır. Araç çubuğunda bulunan arama bölümüne, geri yükleme noktası yazalım ve arama sonucunda çıkan, geri yükleme noktası oluştur yazısına tıklayalım. C sürücüsünün koruması kapalı yazıyorsa, yapılandır yazısına tıklayalım. Sistem korumasını aç seçeneğini aktif edelim ve 10 GB'lık bir alan belirleyelim. Disk boyutunu ne kadar yüksek seçerseniz, sistem geri yükleme kayıtları o kadar çok olmaktadır. Tamam butonuna basarak bu ekrandan çıkalım. Sistem korumamız aktif oldu. Şimdi oluştur yazısına tıklayıp, yeni bir sistem geri yükleme alanı oluşturalım. Geri yükleme alanınız için istediğiniz ismi girin ve oluştur butonuna basın. Sistem geri yükleme alanımız oluştu. Senaryomuza göre, bilgisayarımızda yazılımsal sorun olduğunu düşünelim ve oluşturduğumuz sistem geri yükleme noktasına nasıl döneceğimizi yapalım. Yine arama bölümüne geri yükleme noktası yazalım ve aramada çıkan sonucu tıklayalım. Karşımıza gelen ekrandan, bu sefer sistem geri yükleme yazısına tıklayalım. Daha önce el ile oluşturduğumuz, stabil çalışan geri yükleme noktası karşımızda. Burada ilerleyen zamanlarda başka tarihli otomatik oluşturulan sistem geri yükleme alanları da göreceksiniz. Geri yükleme yapacağımız, geri yükleme noktasını seçelim. Etkilenen programları tarayıcı yazısına tıklayıp, seçtiğiniz tarih aralığı ile güncel tarih aralığında yapılan, varsa Windows güncellemeleri, kurulan programların silineceğini gösterecektir. Son olarak sürücüler ekranında, Windows 11 kurulu olan C sürücüsünü seçerek işlemi sonlandırıyoruz. Bilgisayarınız birkaç dakikalık işlem sonucunda, yeniden başlayacak ve işletim sistemi seçtiğiniz zamanlı Windows 11 olacaktır. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.